Günaydın değerli izleyiciler. Ekonomi başlıklarıyla parasalı Profesör Doktor Emre Alkin'le beraber başlatıyoruz. Merkez Bankası Aralık ayı enflasyon değerlendirmesini yayımladı. Rapora göre en belirgin artış enerji enflasyonunda görüldü. Fiyatlar yemek hizmetlerinde arttı, konaklama hizmetlerinde düştü. Otomobil fiyatları Aralık'ta %0,99 arttı. Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Aralık ayında 2 puan artarak %10,89'a yükseldi. Aralık ayında taze meyve sebze grubunda artış sebze fiyatlarında görüldü. Resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile Ticaret Bakanlığı patates ve kuru soğanın ihracatı için ön izin şartı getirdi. Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı'nın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla resmi açılışı gerçekleşecek. Açılışla birlikte gaz akışı resmen başlayacak. Ticari savaşlarındaki olumlu gelişmeyi kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ABD-İran gerginliği ile ilgili açıklamalarını ve daha birçok konuyu Emre Hocam'la değerlendireceğiz. Ben Nazlı Bolak, Parasal başlıyor. Hocam günaydın. Dinlerken yoruldum. Evet, ne kadar çok değil mi? Nasıl bir gündem varmış böyle. Hadi başlayalım. Söylemeyi de unuttum ama daha var diye söylemedim. Bir de Cuma günü işsizlik rakamları geliyor, yani geliyor Ekim ayının. Geliyor, doğru. Onu da pek bir ümit bağlamayın. Burada ümit var olmayalım. Uzunca bir süre çift taneden aşağı olmayacak yani bu iş. Yani %10'un aşağısını görmemiz için herhalde Cumhuriyet'in 100. yılını bekleyeceğiz. Bir önceki işsizlik rakamlarında da aynı yorumu yapmıştınız hocam. İsterseniz Merkez Bankası... Değişmiyor zaten. Değişmiyor, dijital aynen olarak ya. Koyabilirsiniz oraya. İsterseniz Merkez Bankası'nın enflasyon raporuyla programımıza başlayalım. Hadi başlayalım. Maddeleri de rica ederim sevgili yönetmenimden. O maddelerin üzerinden geçelim. Hocam açılışta da bahsettiğim gibi en fazla artış enerjide görülüyor. Doğru. Bununla ilgili birkaç soru da var. İzleyicilerimizden gelmiş. Yarın Türk Akım neleri sağlayacak diye sizin yorumlarınızı da rica etmişler buna bağlantılı olarak. Yani bu çok uzun zamandır hepimizin konuştuğu bir şey. Türkiye bir enerji koridoru olacak. Hub derler ya, tam Türkçe'ye doğru evet. Düzgün bir tercümesi yok onun. Bir enerji koridoru olacak. Enerjinin geçtiği bir ülkenin istikrarsızlığa girmesi kimse tarafından kabul edilebilecek bir şey olmaz. Dolayısıyla bazen istikrarı kendi içinizde sağlarsınız. Bazen de istikrarı başkalarının menfaatlerinin geçtiği nokta olarak sağlarsınız. Dolayısıyla üzerinize titrerler. Aman bir şey olmasın vesaire de. Dolayısıyla bu akımların, bu boru hatlarının Türkiye'nin içinde bulunduğu, Türkiye'nin karasularından ya da karasından geçen, topraklarından geçen bu hatların Türkiye'ye barış getireceğine, refah getireceğine her zaman inanıyorum ben. Bunun da böyle olması lazım. Uzunca bir sürede böyle olacaktır. Ancak tabii bölge biliyorsunuz huzursuz bir bölge. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Şimdi Süleymaniye'nin öldürülmesiyle alakalı olarak cenaze törenlerine bakın İran ondan sonra tekrar birleşti, tek parça oldu diyenler de var. Ya herhalde hiç seyahat etmiyorlar sağa sola. Şimdi mutlaka Hitler zamanında olduğu gibi herhangi bir Nazi subayı falan öldüğünde biliyorsunuz emir geliyormuş okullara. Bütün evlere hepiniz bu cenaze töreninde olacaksınız. Hepiniz bu cenaze töreninde ondan sonra orada saf tutacaksınız. Ondan sonra hepinizi tek tek sayacağız. Kim evinde kim değil. Bu adamın ölümüyle alakalı olarak merasimlere katılmayanlar hakkında işte bilmem ne yapacağız. Ya böyle şeyler oluyor. Yani dolayısıyla enerjiyi elinde tutanlar. Tuhaf. Enerjiyi bizim gibi iletenler. Daha demokratik ve buradan da en demokratik ülkelere doğru bir böyle bir kayış var. Yani enerjinin kaynağında hiç böyle düşünmemiştim. Fokur fokur kaynayan kazanlar var. Evet. Enerjiyi iletenle alakalı olarak sürekli olarak bir baskı, ondan sonra terörle yıldırmaya çalışma vesaire, hatta bizleri sertleştirme, değil mi? Hı hı. Ondan sonra etrafımızı düşmanlarla doldurma gibi bir eğilim var. Ama enerji nihayetinde gidiyor kime? Modern ülkelere. Demokratik ülkelere. Tuhaf bir şey değil mi bu? Evet çok. Yani onun yüzden bunu bir sorgulamak lazım. Yani o yüzden Türkiye'nin bir iletim hattı olarak ortada durması kendisine barış getirecektir sonunda. İç barışı da getirecektir. Sonuçları hani ama yani refah
parayla gelmez. Şöyle, aklı başında insanlara yapabileceği bir şeydir refah. Yani der ki sadece kendi sorumluluğum değil, birçok kişinin sorumluluğu var bende. Birçok ülke benden besleniyor, enerjisini benden alıyor deyip daha mantıklı, daha aklı başında işler yapar. Yani bir yandan kendi enerji güvenliğini sağlayacak, diğer yandan da başkalarının enerji güvenliğini koruyacak. Konunun özeti bu. Ama çok tuhaf bir durum var. Yani hayal gören, hala romantik hayaller içerisinde olan, işte İran gibi bir rejimin Süleymani'nin işte öldürülmesiyle şimdi yekpare oldu falan diye böyle işi uzağa götüren uzmanlar var. Ya ne uzağa, bilmiyor muyuz yani böyle? Yani kendi siyasetimizde yok bu. Hani zorla insanlara saf tutturma, sokağa çıkarma, kim çıkmıyorsa vatan haini ilan ediliyor vesaire. Ya bunları yaşıyoruz, yaşadık yani bunu. Geçmişte de yaşadık bunları. Oradaki vatandaşa sor bakalım, sen tanıyor muyum Süleymani'yi? Ondan sonra o yüzden bu Tahran işte sonunda işte bütün milleti bir araya getirdi falan. Bunlar yalan. Kadınlar ayaklanmış İran'da. Yani bütün doğalgaz ve petrol yataklarının, değil mi? Evet. Orta Doğu'da bulunduğu en önemli yerlerden bir tanesinde kadınlar ayağa kalkmış diyorum size. Ya. Ayağında ayağa kalktım öyle kolay kolay oturmazlar. O rejim devrilene kadar uğraşacaklar ve devirecekler sonunda. O yüzden Amerika'nın attığı bu adımın böyle aptalca veya sakarca olduğunu falan düşünmüyorum. Bunun arkası olacak yani. Ama bugün açılan Türk akım hattı Amerikalıların çok düşman olduğu bir hat biliyorsunuz bu arada. Arayı bir yolu bulacağız. Çünkü evet, biz de kendi enerji güvenliğimizi sağlamak zorundayız vesaire vesaire. Çok önemli ve çok takip edilmesi gereken bir sürecin içine giriyoruz hocam. Doğru. İsterseniz şöyle maddelerin üzerinden geçelim. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada %6,10'a, işlenmiş gıdada ise %15,39'a yükseldi. En fazla hocam artış sebze yani fiyatlarında görüyoruz. Patlıcanın %30 Aralık ayında arttığı bir durumda, işlenmemiş gıdada %6,10 yıllık, hem de İngilizce ne derler? Too good to be true derken yani şey, evet, gerçek olmayacak kadar. Ondan sonra şey, tuhaf. Neyse, taze meyve sebze, evet gördük onu. İşlenmiş gıda grubunda süt, yumurta, beyaz et fiyatlarında artış var. Alıştık buna. Temel mal grubunda maliyet ve düşük baz ile yükseldi diyor. Ya bu mesela, bu bir netsiz bir açıklama yani, maliyet ve düşük bazlı. Fark etmez işte, yükseliyor yani. Yani yapacak bir şey yok. Çekirdek gösterge ılımlı seyir var. Çekirdek gösterge ilk defa tek haneye indi. Evet. %9 küsur bir şey oldu. Şimdi enflasyon hassas gidiyor Nazlı Hanım. Yani ben söylüyorum bunu. Yani son açıklanan enflasyon oranı işte 0.70 değil mi? 74 gibi bir şeydi. Evet, 0.74 aylık, 11.84. Her ay böyle gelmesi lazım. Her ay böyle gelirse biz Aralık ayında tek haneyi konuşabiliriz. Evet. Böyle gelmezse, yani arada bir tane ay, 1.5 falan çıkarsa sonra eksi çıkması gerekecek birkaç ay. Bir ya da iki ay. O da kolay değil yani. Yani şimdi bakıyorsunuz petrol fiyatları $70 geldi. Buradan evet, $80 falan gidebilir. Gider yani. Eğer bu gerginlik lüzumsuz yere tırmanırsa. Türkiye'de de maalesef petrol fiyatları yukarı gidince benzin fiyatları, dizel fiyatları artıyor. Değil mi? Motorinin. Ama düşünce o kadar düşmüyor. Düşüyormuş gibi yapıyorlar, sonra tekrar yükseliyor. Ben de çok merak ediyorum. Yani petrol fiyatlarının en yüksek olduğu zamanlarda biz 3,5 lira falandı benzinin litresi. Şimdi 7 lira oldu. Öyle döviz kurları falan da zirve seviyelerini görmedi. Evet. Yani niye sürekli olarak otomatik fiyat artışı yapılıyor? Benzinin fiyatı, şimdi petrolün fiyatı belli. Maliyetler de belli. Çünkü devlet fiyatı yükselttikçe daha fazla vergi alıyor. İşin esası burada. Güzellik burada. Yani zannetmeyin ki o akaryakıt firmaları çok memnunlar. Ne olur fiyatı arttır falan diye yalvarmıyorlar. Onların da maliyeti düşük olsa zaten petrol fiyatıyla doğru orantılı, değil mi? Evet. Bir fiyat sunacaklar. Serbest de değil ha. EPDK ne zaman müsaade ederse o zaman arttırıyorlar. Böyle tavan fiyat var orada. Ama
Ne zaman ki EPDK fiyatı arttırıyor, bu şey anlamına gelmiyor. Akaryakıt şirketleri kar ediyor anlamına gelmiyor. Devlet daha fazla vergi toplamaya karar vermiş anlamına geliyor. İkisi birbiriyle bağlantılı değil. Değil, değil. Yani Türkiye'deki gariplik bu. Fiyatlar yükselse de şirketler kar edemiyor. Bir tek kişi memnun, devlet. Niye? Daha fazla vergi topluyor. ÖTV'si, KDV'si, fiyat yukarı gittikçe daha fazla para topluyor. Konunun özeti bu. Herkes uyansın artık bu duruma. Öyle şirketleri suçluyorlar. Bazı iş insanlarına da sinir olur. Çok para kazandılar. Kazanmasın mı kardeşim? Sen de kazan. Yanlış iş yapıyorsun o zaman. Ama birbirlerine çok para kazandılar diye kıskançlık içerisinde birbirlerinin önünü tıkanmaya çalışan kişilerin bilmesi gereken bir şey var. Burada tek kazanan var, devlet. Habire vergi topluyor. Fiyatlar yükseliyor. Vatandaş şikayetçi. Üreten şikayetçi. Satan şikayetçi. Bir kişi mutlu. O da mutlu değil aslında. Devlet de mutlu değil. O kadar şişmanlamış ki. Yiyor, yiyor, yetmiyor. Ya Allah ye. Ye derken yani, topla vergiyi, topla vergi. Yetmiyor. Hala aç. Masraflı çünkü. Kamu bu kadar masraflı olursa enflasyon düşer mi? Düşmez. Fiyatlar da gerilemez. Konunun özeti bu. Ya bunu çok iyi anlamak lazım. Bu yılların hastalığı. Böyle bugüne mahsus falan. O yüzden 20 Ocak'ta Merkez Bankası'nın olağanüstü genel kurulu yapılıyor. Niye? Tekrar karını normal genel kurul öncesinde acilen alabilmek için. Devletin çünkü paraya ihtiyacı var. Doymuyor, yetmiyor. Bundan da böyle maliyeyi falan suçlu bulmayın. Maliye ve hazinenin bir suçu yok. Çünkü kamu kurumları her Allah'ın günü kapıyı vuruyorlar. Bize ödenek lazım. Onlar da diyor ki ya arkadaş, elimde sihirli değnek yok ki para yaratayım. O zaman ne yapayım diyor. Bazı ödemeleri geciktiririm, sana veririm. Veya bakarım sağa sola. Nereden vergi toplarım? Söylerim EPDK'ya. Birazcık fiyatları arttırır, benzin fiyatlarını. Yani neyin üzerinden kolay vergi alınabiliyorsa onun fiyatını arttırılır. Enflasyon düşmüyor o zaman. Ben hep diyorum, kamu eğer küçülürse... Ne kadar birbiriyle bağlantılı. Kamu küçülürse tasarruf artar, enflasyon düşer. Enflasyonu kalıcı olarak düşürecek tek şey kamunun tasarruflu olması. Çünkü vatandaş kamunun tasarruflu olduğunu görünce kendisi de tasarruflu oluyor. Şimdi vatandaş diyor ki o diyor köprüler, havalimanları, kanallar, o diyor devlete bak diyor. Şimdi devlet tasarruf etmiyor, ben niye tasarruf edeyim diyor. Ne gerek var ölümlü dünyada diyor. Harcayayım ben diyor. Yatırım yapayım diyor. Gayrimenkul alayım diyor. Sanki başı arşa değecek. 3-5 tane konut alınca kendini iyi hissediyor herkes. Herkes para kazanma peşinde. Yahu herkesin para kazanma peşinde olduğu... Servetini büyütmek için zalimleştiği bir ülkede enflasyon düşer mi kalıcı olarak? Zannediyor musunuz ki bu enflasyon bu kafayla %5'e bile düşse orada kalabilecek? Bu kafayı biz değiştirmedikçe enflasyon böyle yüksek kalacak. Merkez Bankası başkanları da mecburen açıklamaya çalışacaklar. Kimseyi kırmadan, etmeden niye enflasyon düşmüyor bir türlü diye. Buradaki açıklamaların hepsi teknik. Bizim sıkıntımız psikolojik Nazlan. Biz enflasyonu düşürmeye niyetli ve meyilli bir millet değiliz ki. Biz para kazanma hırsı içindeyiz. Fiyatımın yükselteyim diyor. Sonra fiyatını yükseltiyor. Aa diyor ki hala kazanamıyorum diyor. Çok enteresandı. Fiyatımı yükselttim ama diyor hala kazanamadı. İki sebepten. Bir, zaten maliyetin artıyor. Para kazandıkça deliriyorsun. Yaşam masraflarını arttırıyorsun. Daha efendim pahalı işlerin içine giriyorsun. İki, ya unuttun devlet senin ortağın. Bir tek sermaye koymuyor içine. Bütün karını alıyor senin. Kazandığın bütün parayı alıyor. Senin haberin yok. Sen istediğini yap. Devlet geliyor pat diye alıveriyor. Ha, sermaye koymadığı için de vicdan azabıyla duyuyor, duruyor. Çünkü vergiyi indiremiyor. Şişmanlamış olduğu için. Merkez bankalarına çatıyor. Diyor ki indirsene faizi diyor. Ben sermaye vermiyorum ama bari bunların diyor sermaye maliyetini düşür diyor.
Merkez bankaları diyor ki nereden düşüreceğiz? Senin yüzünden enflasyon artıyor diyor. Sen diyor bono tahvil ihalesi yapıyorsun diyor. Zaten parayı çekiyorsun her yerden. Sen yükseltiyorsun faizi diyor. Şimdi Fed Başkanı Powell'la Trump'ın kavgası da bu. Kardeşim sen maliye politikasıyla gelsene bize diyor. Gelemiyor ama. Çünkü borçlanma ihtiyacı var. Şişmiş devlet. Bizde de öyle. Şişmiş devlet. Şişmanlamış. Kaslı bir devlet yok bizde. Şişman bir devlet. Koca koca binalar açınca kendini iyi hissediyor. Ama iş dünyası da böyleydi. Koca koca plazalar açınca dünyanın en büyüğü falan zannettiler kendini. Yani o koca koca binaları açacaklarını, o paraları harcayacaklarını dünyanın ilk 100 firması arasına girecek işler yapsalardı. Mesela marka değeri açısından. Değil mi? Evet. O zaman zaten çok farklı şeyler konuşuyor olurdu. Ama o zaman da eleştiririz. Bak sabahleyin Instagram'da bir şey paylaştım. Altın küre ödüllerinde İngiliz komedyen, değil mi, dünyanın en ünlü firmalarına nasıl çat diye dost doğru giriyor. Diyor ki Çin'deki diyor işçileri diyor istismar ederek kazandığınız paralarla dizi çekmişsiniz. Ama dizinin konusu diyor doğruluk, insanlık, efendim namus, şeref falan, çok güzel diyor. O yüzden çıkıp diyor bu kürsüden de sakın ha diyor siyasi konuşma falan yapmaya kalkmayın. Alın ödülünüzü, hadi bakalım diyor. Gidin evet. Ondan. Ben söyleyemeyeceğim onu ne söyledim. Alın ödülünüzü diyor, gidin diyor. Çünkü diyor eleştirdiğiniz Greta kadar okula bile gitmediniz birçoğunuz diyor. Artistlere söylüyorduk. Evet. Tamam mı? Hiç diyor dünya ile alakalı hiçbir diyor şeyiniz yok. Haberiniz yok. Senaryo yazarları diyor ne yazıyorsa diyor onu oynuyorsunuz orada diyor. Ve ona inanıyorsunuz. Hadi örnek vereyim. Evet. Braveheart'ı seyrettiniz Mel Gibson'ın, evet, değil mi? Hepimiz zannediyoruz ki orada bir tane kahraman, bir tane de hain var. Hiç alakası yokmuş konuyla. Asıl kahraman meğerse o Mel Gibson'ın, hani Braveheart'ta kurtarmaya çalıştı. William Wallace'ın kurtarmaya çalıştığı meğerse kralmış. Adam resmen gelmiş ve 500 yıl İskoçya krallığını orada çakmış temelini oraya. İngilizler sonunda pes etmişler. Yani konu bu değilmiş. Bir film çevriliyor. Biz o filmde çevrilen şeylere inanıyoruz. İşte bizim bazı dizilerimiz var ya Osmanlı tarihini anlatıyor. Neredeyse otomobili falan icat etmiş padişahlarımız falan filan var. Ya zaten yeterince güzel işler yapmışlar, üstüne bir de salça katmanın ne alem var. Ama hayat buraya doğru gidiyor. Burada da okumakla izlemenin arasındaki fark ortaya çıkıyor. Tekrar enflasyona dönelim. Bu kadar çok insanların safsataya meraklı olduğu, zenginleşmeye, her ne olursa olsun zenginleşmeye, refahını arttırmak demiyorum. Refah çünkü kültürle, eğitimle olur. Sadece zenginleşmeye çalıştığı bir yerde ve zengin olursam ben itibarlı olurum diye zannettiği ama olamadığı bir dönemde enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi sağlanamaz. Çünkü bu bir ahlak işidir. En başta ahlaklı olması gereken de devlettir. Çünkü devletin birinci görevi mal ve hizmet üretenin maliyetini düşürüp o üreticileri vatandaşa makul fiyattan mal satmaya ikna etmektir. Bunu yapamadıktan sonra kalıcı fiyat düşüşünü sağlamamız çok mümkün gözükmüyor. Hocam kısa bir reklam aramız var. Tabii. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra Emre Hocam'la sizinle birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, Profesör Doktor Emre Erkin'le beraber parasal kaldığı yerden devam ediyor. Ancak reklam arasında yönetmenim yeni bir gelişmeden bahsetti. Evet, şu an ekranda da yansıdığı üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığını, ekiplerin olay yerindeki incelemesini sürdürdüğünü görüyoruz. Şu an ekranlara getiriyoruz. Bu durumun hava şartlarından dolayı olduğu tahmin ediliyor. Gelişmeler geldikçe de sizlerle paylaşıyor olacağız. Tekrarlayalım sevgili seyirciler, ekrandaki görüntü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı bilgisi geldi bizlere. Ekiplerin olay yerindeki incelemesini sürdüğünü ve bu durumun hava şartlarından dolayı gerçekleştiğini düşünüldüğü öne sürülüyor. Ben bir gelişmeleri tabii ki de hocam. Dayan Emir, Trabzon'da hatırlarsanız yine bir uçak böyle bu şekilde pistten çıkmıştı. Allah korusun, hem de böyle falezden aşağı düşmeye az kala. Şimdi yine bakıyoruz aynı model mi? Aynı model bir uçağa benzettim. Söyleyemeyeceğim tabii markasını. Evet. Yine pistten çıkmış. Aynı uçak değildir inşallah.
Ben böylece bir soru işareti bırakayım buraya. Yani Trabzon'da dediniz. Tabii Trabzon'da geçen sene bu zamanlarda, eğer yanlış hatırlamıyorsam, hava şartlarıyla alakası yoktu. Hava gayet görüş açıktı. Hı-hı. Ancak Trabzon'a inan var mı bilmiyorum ama işte belli bir yere gittikten sonra bir dönüyorsunuz. Fakat o sırada sanıyorum hani kilitlendi diyorlar bir şey. Pek öyle olduğunu zannetmiyorum. Bunlar böyle şey uçaklar, kuvvetli uçaklar. Bir bakılsın, aynı hadise. Ve aynı uçağa da benziyor. Uzaktan, çok uzaktan gördüğüm için. Yani illa bir pilotaj hatası vesaire olmasına ya da hava şartına da gerek yok bunun için. Her türlü hava şartında maşallah bu uçakların inme kabiliyeti var. Hep böyle bir ikinci pistten çıkma hadisesi bu. Daha bilmediğimiz var mı bilmiyorum. Bu şeye bir bakmak lazım. Bu. Bir izleyicimiz de sormuş, eğer reji editörüm Sedat da bilgilendirebilirse, izleyicimizden gelen soru uçak dolu muydu şeklinde. Yüksek eğer ihtimalle. Bir bilgimiz varsa kendilerine iletelim buradan. Birazdan gelir herhalde. Evet, detaylar gelir. Hangi şehirden hangi şehire geldiğini, indiğini vesaire falan, ama yani baktığımız kadarıyla yine bir şey yani gözüküyor. Pistten çıkma hadisesi, yine aynı uçak. Ya onu bir bakmak lazım yani. Aynı uçak derken aynı marka gibi gözüküyor. Aynı firma gibi gözüküyor vesaire. Buna bir bakmak lazım. Trabzon'da da bir kere olmuştu çünkü. Çünkü bu bayağı masraf ha. Ben size söyleyeyim. Şu iniş takımları vesaire falan arızalanıyor. Uçak çekilecek, tekrar tamir edilecek. Yani ciddi bir para var burada. Ondan sonra geçmiş olsun. İçindekiler de korkmuştur büyük ihtimalle. Onu eğer varsa geçmiş olsun. Ucuz atlatmışlar. Hava muhalefeti de olabilir, illa olmayabilir de. İlla olmuyor. Bu ikinci çünkü. Yani rastladığımız ikinci pistten çıkış hadisesi. Hı hı. Aynı firma uçağa bağlı olarak yaşadığımız. O yüzden bir bakalım buna. Bu enteresan bir durum. Detaylar geldikçe hocam ben de buradan paylaşıyor olacağım diyelim. İsterseniz kaldığımız yerden tabii devam edelim. En son reklamı girmeden evvel yönetmenim ekrana enflasyon raporunun şimdi, ikinci sayfasını şimdi bana getirmişti. Mesaj geldi. Hocam Trabzon'da pistten çıkan uçak daha burada tutuluyor diyor. Ama enteresan. Çok teşekkür ederim saygıdeğer üstadıma, takip edene. Ama bir kere daha oldu yani şimdi. Yani o zaman buna bir dikkat etmek lazım. Hani sebebinin ne olduğunu. Sebebi yani üst üste, hı hı, yani şey bir firmaya da bir markaya ait uçak. Ondan sonra vesaire, bu arada espri yapıyorlar. Herhalde doğrudur, belediyeye verilmiş, kütüphane yapılacakmış diye. Ondan sonra Trabzon'da. Şimdi ama bu enteresan bir durum yani. Aynen. Hocam bilgi geldi konuyla ilgili. İzninizle okuyorum. Saat 9.05'te toprak alanda duran uçağın yolcuları slide olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildiği bilgisini aldık. Alınan ilk bilgiye göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti yarım saatliğine kapatıldı. Kurtarma ve temizlik çalışmalarının ardından pist tekrar açılacak. Geçmiş olsun. Olur böyle şeyler. Evet. Yani mala gelsin, cana bir şey gelmesin derler. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama bu ikinci defa alıyor. Yani onu bir kere daha altını çizeyim. Biz yaralanan olmaması çok önemli. Tabii. Başka türlü çıkaramazlar çünkü. Zaten slide'lardan inerek herhalde, hem de bu yağmurda azıcık ıslanmışlardı, yapacak bir şey. Yağmur, rüzgar. Camda ne iyidir canım. Kesinlikle yani. Katılıyorum. Sonuçta tatbikat gibi bir şey olmuş. Evet. Evet. Devam edelim. Devam edelim hocam. Yönetmenimiz diyor ki son 2 dakikamız kaldı. Tamam. İsterseniz hocam patates soğan ihracatı ile devam peki, edelim. Peki şimdi efendim Türkiye'de patates ve soğanın üretimi bellidir. Hı hı. Bunun da mevsimi de bellidir. Biliyorsunuz bir ara bir soğan fiyatlarında çok ciddi aşırı bir yükseliş olmuştu. Soğan depoları basılmış ve teatral komik işler yapılmıştı. İşte depolarda patates ve soğan saklıyor. Kardeşim nerede saklayacak adam? Zaten depoda saklıdır. Fakat iki tane şey oldu. Bir, hakikaten lüzumsuz Malezya'ya galiba bir ihracat olmuş. Çünkü Malezya bir de prim veriyormuş üstüne üstlük her ton başına falan filan. Bizim tabii hemen ondan sonra uyanık arkadaşlar satmışlar haklı olarak, normaldi. Ticaret bu. Ondan sonra, fakat bir de iklim değişikliğinden dolayı maalesef ürün nemli kaldığı için de çürüme oluştu. Evet. Dolayısıyla benim bildiğim kadarıyla 1 milyon 600 bin ton civarında soğan üretiliyor. Yetiyor da bize. Fakat bunu tabii ihraç etme falan kalkarsanız bunun fiyatları yükselir. O yüzden Ticaret Bakanlığı önlemini almış. Tabii arzı azalırsa ihracat yapıp bunun fiyatı çok aşırı hızlı yükselip de enflasyona baskı yapacağı için
işte ihracatı ön izin şartı. Ön izin ne demek? Bana yolla bir bakayım demek. Vermeyecekler izin büyük ihtimalle. Ya da şeye bakacaklar, ülke içerisindeki fiyat hareketlerine bakacaklar. Ona göre izin verecekler olabilir. Ya tarımla ilgili böyle hani fiyatlarla alakalı koruma önlemleri getirebilir. Öyle bu kadar boş gezerin boş kalfası tarım sektörü olmaz zaten. Olumlu karşılıyorsunuz, öyle anlıyorum. Ben her türlü tarım üzerindeki doğru şekilde yapılan kontrolü kabul ediyorum. Hı hı. Yeter ki üreticinin ve tüketicinin lehine olsun. Aracılar para kazanmasın bu kadar fazla. Tamam. Çünkü 500 tane aracı var. 1,5 liralık elma 4,5 liraya dönüşüyor şeyde, hı hı, tezgahın üstünde. O yüzden. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok dolu ve çok hareketli bir sabah programı gerçekleştirdik. Doğru. Sevgili seyirciler, 9.30 programımız Emre Hocam'la sona erdi efendim. 15.30'da görüşmek üzere ama hiçbir yere ayrılmayın. Emre Hocam şimdi yan stüdyoya geçiyor. Transfer oluyor. Evet, transfer oluyor. Sevgili Ahu Özyurt'la beraber sizlerle 2 saat boyunca birlikte olacak.